ekonomik bunalım falan yaşadılar, ülkeyi satışa çıkarttılar falan derken yaşadıkları ekonomik bunalıma bakarken çarpıcı rakam şuydu. 5000 kişi ülkeden göç etmiş. Ülke insan kaynağı açısından dara düşmüş. Dara düşmüş. Yani bize 5000 kişi. 5000 kişi bize 3 milyon mülteci geliyor bakıyoruz. Sorun olmuyor. Yani şimdi sen dedin işte bu şeyin İzlanda milli takımda oynayanların hepsinin başka bir işi daha var. Tabii. Ya onu da söyleyeceğim şimdi. Hatta önemli olduğu için de özellikle baktım emin olmak için görevlerine. İşte aslında şimdi bu soru şu. Ya aslında bu mudur? Yani koskoca Türkiye işte 300 bin nüfuslu Türkiye'nin İstanbul bir ilçesinin küçük bir ilçesinin nüfusu kadarki bir ülkeyle bu mu olur? Tabii ki normalde bir sporu bir değeri bir şey bahsediyoruz. Hani kemiyet mi keyfiyet mi? Ama spor dediğin zaman Türkiye buna harcadığı para öyle değil mi? Harcanan efor, o statlar, teknik direktörüne verilen para, futbolculara verilen paralar, bu popülerite, bu kadar büyük emek, bu kadar büyük ter, bu kadar kocaman bir ülke, bu kadar kocaman bir nüfus, bu kadar bir NATO üyesi. Karşında bir İzlanda var. Böyle güzel küçük evleri olan, 300 bin nüfuslu. Ataşehir'e gitse yarısını doldurmazlar. Komple göç etseler, bize gelseler. Bakarız yani. Bakarız. Şimdi öyle değil. Bir de artı. Şimdi baktım kaleci sinema yönetmenliği yapıyor. Teknik direktör de dişçi. Hani biz zamanında biz bunları yenildiğimiz zaman hakikaten diş hekimiymiş. Ondan bir de ses yönetmeni var aralarında. Yardımcı o da spikermiş bu arada. Şimdi bayağı ünlüler yani. Şimdi bu gerçek, bunlar tabii şaka değil.